Okumaz, araştırmaz, düşünmez yani ilim sahibi olmazsanız rahat edersiniz. Kaç kişi okumuş, kemale ermiş de ne görmüş, ne olmuş? Hakikat kapısına kabul beraberinde bin bir türlü dert getirir. Bu da bizi bitirir. Haddinden fazla fikir sahibi olmak, daha fazla detay bilmek, yorulmuş bir beyin, gereksiz sorumluluk ve daha fazla mesuliyet demek. Gerek yok. Akıllı insan fazla düşünmeden karar vermeli. Bizim yerimize düşünenlere Allah zeval vermesin. Bir işin sonunu düşünmek büyüklerimizin işidir. Bizim aklımız ermez. İşimiz başımızdan aşkın zaten. Her akşam bir dizimiz var. En azından ayda bir bomba gibi bir sinema filmi izlememiz lazım. Yarınımız, çocuklarımız, torunlarımız ve hatta torunlarımızın çocukları için hazırlamamız gereken bir gelecek var. Kiradan kurtulmalıyız. Çocuklarımız da kurtulmalı. Hepimizin birer otomobili olmalı. Ayrıca yazlığı olmayan kaç arkadaşımız kaldı ki? Bu dünya kendisi için çalışanlar için değilse ya nedir? Onun için fazla düşünmemeli, geleceğimiz için mal biriktirmeli, yatırım yapmalıyız. Maalesef düşünerek para kazanılmıyor. Şunu da unutmamak gerekir. Bugün adeta vücudumuzun yeni bir uzvu haline gelen akıllı telefonlarımızın durumu ne olacak? Sürekli puan topladığımız ve hatta stratejiden stratejiye koşturduğumuz oyunlarımız var. YouTube'da hala izlemediğimiz milyonlarca video var. Sürekli takip ettiğimiz Twitter gündemlerimiz var. Bir insanın lüzumsuz memleket konuları üzerine düşünmesi mi önemli, yoksa en yakın arkadaşlarını ilgilendiren sosyal medya iletişimi mi önemli? Facebook paylaşımlarımızın beğenilmesi ve paylaşılmasının, takipçi sayılarımızın artmasının hiç mi önemi yok? WhatsApp gruplarımızın doyumsuz sanal sohbetleri düşüncenin ağırlığından çok daha faydalıdır. Her gün yeni bir teknolojik aygıt ya da program üretiliyor. Her gün yeni bir uygulama daha hayatımıza giriyor. Teknoloji çağı içinde olduğumuzu unutmamalıyız. Eğer ülkemizin siyasi çalışmalarını, dış politikayı, varlık fonunu, seçimleri kafaya takar, üzerine düşünürsek bu kadar gelişimi nasıl takip edebiliriz? Bunu hiç düşündünüz mü? Aklımızı başımıza almalı ve daha önce sahip olmadığımız konforun, teknoloji ve iletişim imkanlarının kıymetini bilmeliyiz. Eskiden çocuklarımız sabah evden bir çıkarlardı, akşama kadar toz toprak içinde perişan olurlardı. Bu zor günleri unutmayalım. Şimdi imkanlarımız çok arttı, hamdolsun. Sabah kalkar kalkmaz çocuğumuzun eline verebileceğimiz tabletlerimiz var. Evladımızın canı mı sıkıldı? Açın duvardan duvara LED TV'yi, saatlerce çizgi film izlesin. Daha mı olmadı? Verin eline PlayStation konsolunu, istediği kadar oyunu doyasıya oynasın. İşte bunlar hep milli gelirin artmasından falan kaynaklı çok iyi şeyler. Çocuk seslerinden, misafirlerimizle ilgilenemediğimiz günlerden bugünlere geldik. Artık çocuklarımızın odasında her türlü imkan var. Evimize misafir geldiğinde onları odasına gönderiyoruz ve herkes rahatlıkla sosyal medya hesaplarında gezebiliyor. Bunlar çok düşünerek olacak şeyler değil. Aklımızı başımıza alalım. Televizyonlar, haber siteleri, ana akım medya, gazeteler, sinema filmleri, diziler ve sosyal medya kanalları bizim için, bizim mutluluğumuz için kuruldu. Bu kadar meşguliyetimiz varken Allah aşkına neyi düşünelim? Memleketimizin duyguları akıllarına hükmeden birbirinden değerli hocaları var. Tarihi bilgiye, ferasete, İlme sahip olmasa da genç, yakışıklı, dinamik ve üstün hitabet yeteneğine sahip idarecileri var. Yani onlar bilmiyorlar da biz mi biliyoruz? Onlar düşünmüyorlar da biz mi düşünelim? İlla ki düşünüyorlardır ve vardır bir bildikleri. Bizi aşan konuları düşünerek vakit kaybetmek büyük gaflet. Yani biraz gerçekten uzak oluversin, hakikisi değil de taklidi oluversin ama zahmeti olmasın. Bizi yormasın, emek, gayret, fedakarlık istemesin, alın teri ya da gözyaşı döktürmesin. Daha iyi değil mi? İnsan biraz haddini bilmeli, fazla da düşünmemeli. Şimdi anladın mı? Düşünme arkadaş.